Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Efendim günaydın sevgili izleyenlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar sevgili izleyenler. Efendime söyleyeyim. Şimdi kim? Yok, hiç kimseye vurmak istemiyorum. Evet, hemen tavamızı bıraktık sevgili izleyenlerim. Tavamızın içerisine şöyle 4-5 kaşık kadar yağımızı bıraktık. Şimdi orada yağı bıraktıktan sonra sevgili izleyenlerim, burada köylü biberlerimiz var. Bakın bu güzelim köylü biberleri. Acı olmayanları tercih ediyorum ki sevgili izleyenlerim, sizler de evde hazırladığınız zaman çocuklarınızı rahatsız etmeyecek şekilde tabii ki bunlarla yapabilmeniz. Bütün mesele orada. Yani çocukların sağlığını düşünmek, çocukları düşünmek daha önemlidir. Fırına zaman zaman bir gidin arkadaşlar. Fırını bir görün. Evet, burada efendim şöyle biberleri alıyoruz. Biberlerin içlerini, çekirdeklerini. Bunlar efendim pişme süresinde siyahlanır. Yani siyahlanır. İyi bir görüntü vermez. Onun için çekirdeklerini alıyoruz. Aldıktan sonra kalanları da düşürmeye çalışıyoruz. Şöyle sırayla. Burada tabii ki soslar çok önemlidir. Mutfakta hangi mutfak olursa olsun çok önemlidir. Sadece sosları bir arada buluşturup da işte suyla, efendime söyleyeyim, kavurdukta suyla pişirdikten sonra bir arada olması değil. Neyin nerede kullanılması? Evet, şimdi biberi siz soteleme yöntemiyle yağın içerisinde kızarttığınız zaman biberin başka bir lezzeti oluşur. Ama bu biberi kaynayan suyun içerisine, aynı biberi kaynayan suyun içerisine ilave ettiğiniz zaman farklı bir lezzet oluşur. Ne olur? O haşlama olur. Biber haşlama olur. Bu ne olur? Biber kızartma olur. Bakın aradaki fark bu. Biber kızartma olur ve ondan sonra biber kızartmanın tadı başkadır. Efendime söyleyeyim, biber haşlamanın tadı başkadır sevgili izleyenlerim. Bunları herkes bilmesi gerekiyor. Burası bir dershane gibi. Burada her şeyi size efendim bütün detaylarıyla anlatıyorum. Anlatmaya çalışıyoruz tabii ki zamanımız, günümüz efendim yettiği kadar. Şimdi onları sotelerken burada salamı kendim dilimledim. Siz de kendiniz zaten dilimlersiniz veyahut da dilimlettiğiniz zaman sevgili izleyenlerim çok ince olmamasına özen gösterin. Çünkü pişme süresi içerisinde o salamlar çok ince olduğu zaman efendime söyleyeyim parçalanırlar. Parçalanmamalar için salamların çok ince olmamasına dikkat etmek gerekiyor sevgili izleyenlerim. Ve şöyle bunları bu şekilde doğradıktan sonra bakın tamamen taneleştiriyorsunuz. Taneleştirdikten sonra orada kavrulan biberlerin içerisine ilave edeceğiz. Ve ondan sonra bunları da salamları da aynen kumru hazırlar gibi pişirdikten sonra yani soteleme yöntemiyle pişirdikten sonra onun içerisine yeteri kadar tuzu ilave ettikten sonra tuzu her zaman az kullanın. Daha sonra da domatesleri ilave ediyoruz. Tabii ki domatesleri de ilave ettikten sonra domateslerin suyuyla beraber soteleme yöntemiyle bunları hazırlıyoruz. Ve ondan sonra da sosumuz hazır hale getirmiş oluyoruz sevgili izleyenlerim. Evet şöyle bakalım. Bakın yani kızarttığınız zaman biber başka bir lezzet oluşur. Biberi kızarttığınız zaman başka bir lezzet oluşur. Ya çöreklerin üstüne hiç gelmediniz. Gördünüz mü? Ben göremiyorum da onun için diyorum ki acaba es mi geçtiler? Yani ben burada sürekli konuşurken bunlar bir şey mi yaptılar bana? Ondan yanayım ben. Hep öyle diyorum. Çünkü ben de istiyorum ki her şey adım adım böyle bütün izleyicilerimiz bunları tabii ki görmesi gerekiyor. Haklı olarak. Çünkü yaptığım işin doğrusu bu. Herkes bu tarifleri almalı. Herkes hiçbir takıntı olmadan bunları tabii ki eksiksiz olarak alarak
kendileri de yapmaları gerekiyor sevgili izleyenlerim. Hal böyleyken tabii ki bunları sebzeleri her zaman yıkayarak çok iyi yıkadıktan sonra kullanıyoruz. Bir çay ısmarladınız onu bile içemedim ya. Evet bakın biberlerimiz gördüğünüz gibi kavurma yani kızartma yöntemi. Bu evvela bu sosla biberleri kızartıyorsunuz. Efendim onun içerisine daha sonra salamları ilave ediyorsunuz. Yağla beraber bunları ilk etapta kavurma dediğimiz kavrularak yani soteleyerek bunları pişiriyorsunuz. Bunları pişirdikten sonra zaman zaman efendime söyleyeyim ne yapacağız? Sallayarak veyahut da bir kaşıkla, ahşap kaşıkla onları efendime söyleyeyim karıştırarak sosu hazırlayacağız. Şimdi sosu hazırlarken bunun içerisine isterseniz bir diş de sarımsak ilave edebilirsiniz sevgili izleyenlerim. Bir diş de sarımsak ilave edebilirsiniz. Tabii ki onun da farklı bir lezzeti vardır. Onun haricinde birazcık sirke ilave edebilirsiniz. Çok az bir sirke ilave edebilirsiniz. Çorbamızın durumu, çorba burada büyük tencerenin etrafında saklanmış oldu. Bakın sevgili izleyenlerim, evet arkadaşlar daha vardır, biraz daha zamanımız vardır. Çorbanın tabii ki kıvama gelmesi için biraz daha su hazırlayayım. Ondan sonra o su da kaynasın. Kaynar suyla tabii ki yemeklerinizin son şekillerini, son kıvamlarını kontrol edebilmeniz için efendim tuzunu ve kıvamını kontrol etmeniz için tuzunu en son yeteri kadar kullanıyorsunuz ve daha sonra da sevgili izleyenlerim suyla da kaynar suyla da kıvamını tespit ediyorsunuz. Evet şimdi reklamlara gidiyoruz. Dönüşte kaldığımız yerde yine buradan devam edeceğiz. Sevgili izleyenlerim bu arada gördüğünüz gibi domatesleri ilave ettim. O arada çünkü zaman daralıyor kıvama da gelmesi açısından. Bu şekilde karıştırdıktan sonra tabii ki burada salamların fazla parçalanmamasına özen gösteriyoruz. Çorbamızın burada efendime söyleyeyim biraz kaynar su ilave ettik. Kıvamı bu. Bu arada da bir paket makarnamızı, spagettimizi tabii burada kaynayan suyun içerisine ilave ettik. Makarnalarda tabii şöyledir, kural şudur sevgili izleyenlerim. 1 kilogram yani 5 bardak suda 100 gram spagetti yani 100 gram makarna haşlanır. 1 paket makarna 5 litre suyla haşlanır. Bir de şu vardır tabii ki az suyla suyunu çektirerek de haşlayabilirsiniz. Ama haşlamış olduğunuz makarnanın suyuyla da güzel bir çorba olur. Onu da söylemiş olalım. Hiçbir zaman için makarnanın suyunu kaldırıp atmayın sevgili izleyenlerim. Süzerken bir tencerenin üzerine süzgecinizi oturtun ve onun üzerine de efendime söyleyeyim süzgeci koyun ve ondan sonra da süzgeçte süzün. Süzdükten sonra efendime söyleyeyim bunları tabii ki kullanıma hazır hale getirmiş olursunuz. Bu arada efendim bizim çöreğimiz tabii ki fırında yavaş yavaş bir bakalım. Hiç kapısını açmadık, kapağını açmadık. Şöyle bir bakalım nasıl oldu. Çünkü neden? 180 derece fırında pişiriyoruz. 180 derece fırında pişirdiğimiz için hiç kapağını açmadık. Bakın nasıl olmuşlar sevgili izleyenlerim. Evet birkaç dakika daha bekletelim ve ondan sonra fırından alalım. Ondan sonra servise hazırlamış olalım. Gördüğünüz gibi muhteşem bir sos oldu. Makarnamızı da hemen süzeceğim sevgili izleyenlerim. Makarnayı süzdükten sonra onun içerisine de sosu ilave edeceğiz. Sosu ilave ettikten sonra evet makarnamız da burada. Şöyle zamanımız var. Birkaç dakika daha vakti var. Pişmesi için birkaç dakika daha zamana ihtiyacımız var sevgili izleyenlerim. Ondan sonra süzeceğiz. Süzdükten sonra bunların hepsini bir kabın içerisine alıyoruz. Yani yayvan bir kabın içerisine alıyoruz. Üzerine şöyle biraz yağ ilave ettikten sonra bir harmanlıyoruz, bir karıştırıyoruz. Tabii ki birbirlerine yapışmaması için ve daha sonra onun üzerine sosu ilave ettikten sonra sevgili izleyenlerim servise sunmuş oluyoruz. Durum böyle, hal böyle, şekil böyle, şemal böyle. Şimdi evet
yavaş yavaş makarnamızı da sevgili izleyenlerim sonra çiğ olur da bu kadar kendimizi methetmişken efendime söyleyeyim bir de ya Nazım Usta da bugün makarnayı çiğ çıkardı denmeyin. Sizler de saatinize bakıyorsunuz kaç dakikada haşladığımı kaç dakikada bıraktığımı sizler de saatinize bakıyorsunuz. Tam 9 dakika oldu. Hemen gidiyorum efendim tenceremizi götürüyoruz ve bu arada makarnamızı da süsleyelim. Makarnamızı getiriyorum arkadaşlar. Şöyle evet hoppa tamam. Şimdi bunu süzdük tabii. Süzdükten sonra şöyle alalım ki oralara kadar suyu gelmesin. Şimdi burada dedik ya makarnamızın efendime söyleyeyim şöyle biraz yağ atalım. Suyun iyice süzüyorsunuz. Bir kısmı da oradan çıkmış. Şunu şöyle alalım sevgili izleyenlerim. Şöyle. Şimdi bazıları makarnayı durular. Niye durular? Yapışmaması için. Tuz yok. Ne tuzu? Tuzu sosun içerisine ilave ediyorsun. Bir de makarna haşlanırken ilave ediyorsun. Sürekli tuz olur mu? Konuştuğun lafa bak. Sen de yani kulaklarını çektirme bana. Evet gördüğünüz gibi sevgili izleyenlerim. Böyle bunu bu hale getirdikten sonra bu kıvama getirdikten sonra bakın bu kıvama getirdikten sonra sevgili izleyenlerim evet şunları bir alalım elimizin altından ve ondan sonra da bakalım neler olacak neler şöyle şimdi burada yapmış olduğumuz bakın sosumuz burada efendim şunu şöyle bırakalım şunu şöyle bırakalım şunu şöyle tabii bunun üzerine iyice yaymanız gerekiyor ama burada tabii ki makarna kayıp olmaması için ben böyle ortadan sosunu bırakıyorum sevgili izleyenlerim. Çok sulu olacak bir sos yap, sulu olmayan bir sos yapıyorsunuz, hazırlıyorsunuz. Hazırladıktan sonra evet bunları alt üst ederek hepsini karıştırarak bunları servise sunmuş oluyorsunuz. Hal böyle, durum böyle. Şunu da şöyle getirelim. Efendime söyleyeyim. Tabii burada muhteşem bir çorba var. Bu akşam bu çorbayı hazırlayın sevgili izleyenlerim. Bu çorbayı herkesin yapmasını istiyorum. Efendim özel, güzel. Tabii ki kuru fasulyeniz belki buğdayınız yoktur. Buğdayınızı, kuru fasulyenizi de efendim zamanında haşlayın ve ondan sonra da saklayın. Sevgili izleyenlerim yine geldik bir programımızın sonuna. Sürçülisan ettiysek affola. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere, Allah'a ısmarladık efendim.